Abi dedi, telefonla öyle bir cam yapacağız, çekiçle gir kırılmıyor. Baktım o vuruyor, bir şey olmuyor. Ben de girdim böyle çekiçle. Vuruyoruz, 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 bir şey olmuyor. Hala iPhone 6, 6S alanlar var. İnanır gibi değil. Abi. 5S satıyorum, alır mısın diyen var. Abi. Öncelikle Allah Apple'dan razı olsun. Neden? Arkadaşlar merhaba, yeni bir videodan herkese selamlar. Üzgünüm. Niye üzgünüm? Çünkü telefonumun arkası kırıldı. iPhone 15 Pro Max var şu anda elimde ve maalesef kırıldı. Önce nasıl kırıldığını sizlere anlatacağım. Konya'ya gittik. Konya'da biliyorsunuz çok güzel bir açılışa katıldık. Açılışta dediler ki zor eden Hasan abi. Abi dedi, telefonla öyle bir cam yapacağız. Çekiçle gir kırılmıyor. Abi dedim, emin misin? Bak telefon zaten emanet. Öyle olmaz. Yok abi dedi, sen bana güven. Verdim telefonu. Gerçekten bir koruyucuyu taktı. Sonra başladı çekiçle vurmaya. Al abi dedi, sen de vur. Ya... Abi işte gaza gelmeyeceksin ya. Gerçekten gaza gelmeyeceksin. Baktım o vuruyor, bir şey olmuyor. Ben de girdim böyle çekişle. Vuruyoruz, 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 bir şey olmuyor. Abi dedim helal olsun. Oradan çıktık. Havalimanına geçtik. Uçağa bindim. Telefonun arkasına bir baktım. Abi ne olmuş? Önden yapıştırıyorsunuz ya. Öne bir şey olmuyor gerçekten. Tam bir mühendislik harikası. Abi arka taraftan böyle aduket mi? Enerjiyi mi yoğunlaştırdın lan? Nasıl kırıldı bu arkası? Öne bir şey olmadı. Arkadaşlar benim arka camım kırıldı. Öncelikle Allah Apple'dan razı olsun. Neden? Çünkü bu yeni telefonlarda tamir işlerini kolaylaştırmak için gerçekten bak bunlar önemliydi. Anlatınca kimse sallamıyordu ama şu an benim başıma geldi. Mesela arka cam değiştirilebiliyor. Şimdi arka camı değiştireceğiz. Nerede değiştireceğiz? Tabii ki en güvendiğimiz, en doğru adres olan Teknova'ya geldik. Siz de gelin. Böyle bir durumda mutlaka buraya gelin. Böyle bir durum başınıza gelmese de Kadıköy'de yolunuz geçerken bir merhaba deyin. Bizden selam söyleyin. Buraya mutlaka gelin. Şimdi burada en sevdiğimiz işlerden bir tanesi olacak. Tamir olacak. 1 terabaytlık iPhone 15 Pro Max'in arka camı, kırılan arka camı nasıl değişecek? Bunu adım adım yapacağız. Ama öncesinde Teknova'ya bir hayırlı işler dileyelim. İşler nasıl gidiyor? Bir soralım. Piyasa canlı mı değil mi? Çünkü piyasanın tam kalbindeler. Barış abiyle beraber kısa bir sohbet yapalım. Sonrasında tamirimiz başlıyor. Barış abi öncelikle hoş geldin. Seni gördüğümüze sevindik. Hoş Şimdi geldin, sen bize lazımsın. Neden olduğunu söyleyeceğim. Çünkü sokağın nabzını tutan bir esnaf burada. Yani Teknova önünden günde 1 milyon kişi geçiyor mudur abi? Geçiyordur. Geçen biri geldi. Dedi cephe giydirelim. Nasıl olur falan. Ölçüler ciddi anlamda geçiyor. Özellikle maç günü şurada ciddi potansiyel var yani. Abi seninle konuşunca var. Konu acayip yerlere gidiyor. Geçen biri geldi. Maç yeri. Abi telefonu... Hemen pazarlayabiliriz. Şöyle yapacağız. En çok hangi telefon satılıyor? Yani bu kapıdan içeriye giren Teknova'ya en çok ne soruyor? Önce onu bir soralım abi. Genelde malumunuz elma soruluyor. Elma çünkü ikinci eli çok güçlü. Hala iPhone 6, 6S alanlar var. İnanır gibi değil. Ne? 5S satıyorum, alır mısın diyen var. Bak vallahi billahi yani. iPhone abi, 5S satıyor. 5S kaç yıl önce çıktı? 10 yılı var abi. Evet. İnanın diyor, bak tertemiz diyor, hatasız diyor. İstiyorsanız getirin bakın diyor. Beğenmezseniz almayın diyor. İnanılmaz ya. Geçen bir hanımefendi ben açtım. Çok ciddiyim yani. iPhone 5S'i satmak istiyor hala. Öyle bir ürün. Kaç para istedi? Yani biz almıyoruz dedik. Nazikçe reddettik. Ama alsak herhalde 200-300 liraya alırız. Allah Allah. Çok evet, enteresan. Enteresan. Peki abi şimdi biz böyle tanıttığımız zaman hep iPhone 15 Pro Max diyoruz. 1 terabayt diyoruz vesaire ama yani hayaller hayatlar diye bir şey var. Belki hayaller iPhone 15 Pro Max. Sokakta hayatlarda en çok öne çıkan model hangisi şu an mesela? iPhone 11 çok sattı. İnanılmaz satıyor. Sıfıra hala satıyor. Kesin yani kesinlikle bir 10 sene sonra daha iPhone 11 kılıfı almak istiyorum diye müşteri gelir, ziyaretçi gelir. Kesin. 10 yıl sonra? Evet kesin. Çünkü inanılmaz adetler yaptı. İstatistiklere bakabiliriz. Ondan sonra da peşini iPhone 13 takip ediyor. Allah Allah. 13 geleceğin 11'i. Eyvallah abi. Şimdi Teknova'da işler güzel. Her taraf dolu dolu. Şu an biz 4. kattayız. Evet. 4 katta dolu dolu. Teknova yerinde durmaz abi. Teknova'da yeni neler var? Teknova'da yeni olarak yenilenme merkezi olduk. Türkiye'nin şu anda ilk yerinde yenilenme merkezi. Yani Türkiye'nin ilk cep telefonu yenilenme merkezi biziz. Ne anlama geliyor abi? Şimdi ben geldim buraya. Yerinde yenileme merkezinin sokaktan bir vatandaşım. Bana ne faydası var? Şimdi abi şöyle bir şey var. İkinci cep telefonunda bir güvensizlik söz konusu. Hem maddi bakımdan hem de hukuki anlamda. O yüzden son kullanıcı güvenilir alışveriş yapmak
yapmak istiyor. Yani ben cep telefonu aldığımda işte çalıntı olmasın, içinde eksik parça olmasın, arıza olmasın, başım ağrımasın istiyor. Evet. Ayrıca cep telefonunu taksite almak istiyor. Örneğin bir vatandaş 50 binlik bir cep telefonu arzuluyor ama alamıyor. Alması için taksit gerekiyor. Şu anda cep telefonu taksit yasak. Netmobile partner olduğumuz için çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Bu tabii senin vesilenle oldu abi. Allah razı olsun. Ben iyi insanları sadece bir araya getiriyorum. Getmobile'in kurucusu sevgili Mehmet. Evet, buradan da selam olsun. Tekno ve ekibi bir araya geldiler. Gerçekten yani çok güzel bir işbirliği oldu. Burada o zaman ben şunu anlıyorum. Bir, güvenilir. Hem hukuki hem de maddi dediğin gibi. Abi. Yani buradan ben yenilenmiş bir telefon aldığımda içindeki parçalar çakma değil. Evet. Bu birincisi. Peşin fiyatına 6 ay var. Dilerse kullanıcı 12 ay taksite alabiliyor. Ve mutlaka yenileme yapmadan önce kamera altında burada görüldüğü gibi BTK'nın penceresi var. Devletin yani. Devletin bir penceresi var. Oraya IMEI numarasını yazıyorum. Devlet okeylerse, BTK okeylerse öyle yenilebiliyoruz. Yani Ticaret Bakanlığı da tabii var. Tabii. Ticaret Bakanlığı bu işe çok önem veriyor. Evet. Ve çok güzel çalışıyorlar. Bakanlığımız inanılmaz çalışıyor. Çok takip ediyor. Devamlı güncelleme, devamlı e-mailler, devamlı haberler, bültenler, tebliğler. Gerçekten çok başarılı bir operasyon ilerletiyorlar. Özetle şunu söylüyoruz. Telefonunuzu satmak istiyorsanız Teknova'ya gelebilirsiniz. Bir de yenilenmiş telefonu 12 ay taksitle almak istiyorsanız yine buraya gelebilirsiniz. Abi şimdi operasyona geçelim. Evet. Hiç aklına gelir miydi Hakkı Alkan'ın telefonunun kırılacağı? Hiç düşünmezdim. Çünkü yani çok dikkatli bir kullanıcısın abi. Biliyorum. Nasıl böyle bir şey oldu? Artık Zoray'ın gazına mı geldi? Vallahi Hasan abi çekişle girdi abi. Bu arada tebrik ediyorum. Yani ön cam kırılmadı ama arka camda biraz problem oldu. Ne yapabiliriz abi? Ben bunu sana teslim edeyim. Abi buna çok basit. Hemen arka kapak değişimi yapacağız. Bu kapağı çöpe değil geri dönüşüme atıyoruz. Ondan sonra yeni bir arka kapak takıyoruz. Bunu da orijinal parça kullanıyoruz. Hatta koruma bantına kadar yani su geçirmez bantı var ya hidrofobik. Evet. Ona kadar yapıyoruz. O zaman teknisyenimizin müsaadenle sahneye alalım abi. Abi ben de keyifle izleyeceğim. Arkadaşlar bu arada videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Teknobey'in sosyal medya hesaplarını da videonun açıklama kısmına bıraktım. Onları da videodan sonra takip ederseniz çok mutlu olurum. Operasyon başlıyor. Hadi gidelim bakalım. Abi. Arkadaşlar geldik tamirin sonuna. Şu anda bendeki bunu alabilir miyim? Tabii. Çerçeve yapalım abi. Ben bunu almayayım. Niye diyeceksen bu yeniden kullanılabilir hale gidecek değil mi sizde? Evet, geri dönüşüme gönderiyoruz. O zaman ben bunu size teslim ediyorum abi. Apple'ın biliyorsunuz bu bir başka telefona hayat verecek inşallah. Ve bizim telefon ustamızın ellerinde. Abi bir kere şunu söyleyeyim gerçekten inanılmaz iyisin. İsmini bağışlar mısın diye. Can, zaten birçok kişi biliyorlardan. Can artık. Bey meşhurdur ya. Evet. Can abi. Can abimizi tanıyın. Gerçekten müthiş. Şu an dokunabilir miyim tabii. Abi? Arkadaşlar şu anda yapıldı. Yaklaşık bir 10-15 dakikalık bir işlemle. Bu artık yepyeni bir telefon gibi. Şimdi bir ana ekran, arka kapağı da bir bakayım. Her şeyine bak abi. Abi mis gibi ya. Zaten orijinal parça kullandık. Sıvı koruma bandına kadar hepsi yapıldı. Dört dörtlük. Mesela pırıl şu, pırıl abi. Genelde son kullanıcı şunlar rahatsız olur. Oturması falan tamdır yani. Şu anda tam oturdu. Evet. Fabrikasından daha iyi oldu. Dikkat etmem gereken bir şey var mı? Yok abi normal kullan. Abi çok rahat, teşekkür rahat ederim. Bizde şimdi Hakkı Alkan indirimi ne kadar olacak? Bu videoyu izleyenler burada ya tamire geldiği zaman ben Hakkı Alkan'ın selamıyla geldim dediği zaman ne kadar indirim olacak? Hakkı baba senin selamın çok bizim için önemli. Sağ ol abi estağfurullah. Senden gelenlere %10 indirim yapıyoruz. %10 indirim. Evet. Arkadaşlar burası zaten uygun fiyatlı bir yer. Ustalıkları konusunda söyleyecek laf yok. Üstüne bir de %10 sizi öldürmüyoruz değil mi abi? Yok. Tamam. Hakkı Alkan denmesi yeterli. Bizden selam söylediğiniz zaman bir %10 indirim daha olacak. O nedenle Teknova'ya mutlaka uğrayın. Adresini sosyal medya hesaplarında videonun açıklama kısmında paylaşacağım. Yani tavsiye ettiğim bir marka ama mecburen reklam ve işbirliği yazmam gerekiyor. Yoksa gerçekten canı gönülden tavsiye ettiğim bir marka arkadaşlar. Eyvallah. Can abi çok teşekkür ederim. Yani hakkını helal et. Geçmiş olsun. Barış hakkı abi sağ olasın. Güle güle kullan inşallah. Bu arada Alperen, Samet ve Ali buraya çok sık geleceğini söyledi. Tamam. Yazı işleri toplantısı yaptık. Sebebi sürpriz olsun. Buradan çok güzel videolar çıkacak. O nedenle o arkadaşlarımızı da misafir edersen seviniriz. Takipte kalın arkadaşlar. Takipte kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.